hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ağızlarına sağlık, sağ olsunlar. Her işin başı hayır, her işin başı dua. Bu anlamda çok kıymetliler, sağ olsunlar, var olsunlar. Evet sevgili dostlar, yine bir Kasım ayındayız. Yine hal yerindeyiz. Yine develerimizin yeni bir sezon açılışı için burada toplandık. Görmüş olduğunuz üzere develerimiz sezona hazır. Öncelikle ama şehir merkezinden, ama köylerden, ama komşu ilçelerden gelen, bu işe gönül veren, vermiş olan tüm katılımcılara hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Evet, zor bir iş, meşakkatli bir iş. Ağzı var, dili var ama söylemez. Ona bakar durursun, hareketlerinden sürekli bir yorum, sürekli bir yorum. Acaba ne demek istedi, acaba ne yapmak istedi? Tamamen hareketlerinden siz onun keyifli olduğunu, keyfinin yerinde olduğunu veya Allah muhafaza olmadığını anlarsınız. Bu iş az sevmekle olacak bir iş değil. Bu iş çok sevmekle olur. Çünkü ben de bu camianın içerisinde bulundum. 2005 ve 2008 yıllarında ben de bu işe gönül veren, dedesinden devecilik gelen bir belediye başkanı olarak 3 yıl bunu yaptım. Ne kadar zor olduğunu, ne kadar zahmetli olduğunu biliyorum. Bu anlamda önce deveci kardeşlerimize, deveci arkadaşlarımıza Allah kolaylıklar versin diyorum. Allah her gittikleri yerde tabanlarını düz bastırsın. Allah onların yüzlerini güldürsün. Önce dostluk, kardeşlik, arkadaşlık, sevgi, saygı, sonra güreş. Onlar ne yapacaklarını bizden daha iyi biliyorlar. Çünkü burada sevgisini veren insanların sahaya çıkararak güreştirdikleri develeri onların her şeyi, onların göz nuru, onların bir yıl gece gündüz demeden emek vererek baktıkları gibi, aynı çocukların üzerine titredikleri gibi titredikleri pehlivanları. Ben hepsini tekrar tebrik ediyorum. Biliyorsunuz bu sene Çan'da deve güreşi yok. Tasarruf tedbirlerinden dolayı tüm Türkiye'ye gönderilmiş olan genelgeden dolayı deve güreşi bu yıl yapmama kararı aldık. Ama yapmayacağız anlamı taşımıyor. Bu bizim içimizde, bu bizim ruhumuzda. Hiç kimse bunu söküp atamaz. Ülkenin içinde bulunmuş olduğu ekonomik şartlar ortada. Devletimizden gelen talimatlar ortada. Bu anlamda hiç kimsenin bir yanlış anlaşılma, bir yanlış yorum yapmasını istemiyorum. En yetkili ağız olarak, en yetkili kişi olarak buradan ben size söylüyorum. Çan'da bu ateş sönmez, Çan'da bu gelenek bitmez. Biz şartların düzeldiği ilk fırsatta bu işi bıraktığımız yerden bir tık daha üstüne koyarak. Çan'da çünkü çıta her yıl yükselir. Bunu hiç kimse unutmasın. Bu bizim kültürümüz, ruhumuzda var. Sahamız bildiğiniz üzere bölgedeki en iyi saha. Bu anlamda herkesin gönlü rahat olsun. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Yapılmış olan hayrı Allah kabul etsin. Hayırlı, uğurlu olsun.